Madrid'e kadar uzanan, ta İspanya'nın her tarafını kaplayan bir hikayenin peşindeyiz. Burada kayıp bir hikaye var. Yani kayıp kent Atlantis'ten bahsedilir ya, bu bir efsanedir, doğru yanlış ama gerçek bir efsane var ve sanki kayıplar mezarlığına konmuş bir medeniyetin izindeyiz. Marcel Proust'un dediği gibi kayıp zamanın izinde bir olay var şu anda. Bu olay 8 asır gibi yaşamış bir medeniyet var ve bu medeniyeti illa bir etnik yapıyla özdeşleştirmek zor. Sadece Müslüman'ı bir Arap'la özdeşleştirmek doğru değil. Anadolu'da bizim yaptığımız bir hata var ya, Türk'ü sadece Türk, bozulmamış Türk soyunda arıyoruz ve bu Türk soyumuza karışmış Müslüman bile olsa, bir Ermeni, bir Rum gibi Anadolu'nun bir etnik yapısı olsa bunu garipsiyoruz. Böyle olmamasını temenni ediyoruz. Ama işte o, burada da böyle bakarsak büyük bir hata işleriz. Burada Müslümanlar son toprakların kaybettiği tam bulunduğumuz bu yerde, belki etnik olarak baksak birçok uzman diyor ki gidenlerin çoğu Müslüman olmuş İspanyollardı. Arap değildi. Arap vardı. Kıvılcım çakan tabii ki Arap ve Berberilerdi. Ama emin olun, çünkü buraya gelen ilk Müslümanlar 18-20 bin kişilik orduyla geldi. Sonra aileleriyle gelen olmuş 50 bin. 4 milyonluk bir coğrafyaya 50 bin kişi gelmişti Müslümanlar. Hatta buranın fethinden kısa bir süre sonra, 6-7 yıl sonra iktidara gelen ikinci Ömer, Ömer bin Abdülaziz için şöyle bir rivayet var. Bu kadar 4 milyon arasında eriyip gider, risk itibar ediyor, Müslümanları geri mi çeksek diye konuşulmuş. Ama bu öyle bir maya ki, bu maya 200 yıl sonra nüfusu eşitlemiş. Yani insanlar yan yana komşulukla o ön yargı kalkmış, Müslümanca yaşamı görmüş. Velhasıl burada ortak milletlerin bir kurduğu medeniyet var. Bakın siz şaşırmıyor musunuz Allah aşkına? Gittiğimiz her yerde bir Yahudi mahallesi. Ama benim 20. yüzyıl mantalitemde Yahudi, Ermeni, Rum bize garip geliyor, öteki geliyor. Ama bizim 8 asır evvel cübbeli, sakallı, sarıklı adamların devrinde yan yana yaşamın izleriyle karşılaşıyoruz. Yani biz çok büyük bir şey kaybetmişiz. Biz de kaybetmişiz kayıp nesilde. Rum, Ermeni, Yahudi komşularla komşuluğu kaybetmişiz. Bugün tören yapılıyor gözümüzün önünde. Paskalya töreni, ne olduğunu bilmiyoruz. Ama emin olun senin deden, benim babaannem çok iyi biliyordu onların yortusunu, paskalyasını, krismisini. Onlar bizim çok iyi biliyordu kurbanımızı, Ramazanımızı. Hediyeler götürüyorlardı, aşureler götürüyorlardı karşılıklı. Veya Yahudilerin hamursuz bayramı. Şimdi burası Yahudi, Müslüman, Hristiyan bayramı. Tamam mı, bu gördünüz? El Beyzin tepesi. Yani Granada deyince akla gelen yer, biri El Amra Sarayı, biri El Beyzin, en güzel mahallesi. Böyle deyimler olmuş ki bütün güzel yollar El Beyzin'e çıkar. Biz sadece bir kısmından girdik. O kadar güzel yollar var ki. Baharda o kadar güzel çiçekleniyor ki bembeyaz bu evler. Bir Müslüman mahalleye giriyorsun, bir Hristiyan mahalleye giriyorsun, bir mabede giriyorsun, Müslüman caminin olduğu yere, bir Yahudi sinagogun olduğu mahalleye giriyorsun. Şimdi bakın, biz iki tepeyle karşılaştık. İki tepeden bakarsak şu gördüğünüz tepe El Hamra Sarayı'nın bulunduğu. Aslında kale, kışlar, nasıl Gülhane Topkapı Sarayı'nı çevreleyen surlarla çevrili. Değil mi? Saray aynı zamanda kaleyle de çevrelenmeli. El Hamra Sarayı. Yukarıda da bak, görüyor musunuz? Işıl ışıl yine bir tane daha var. Orası da Cennetil Arif'in bahçeleri. Orada selviler, şimşekler, kaplanlar, oraya da gideceğiz. Orası aslında Elhamra'nın bahçeleri. Yani Gülhane nasıl Topkapı Sarayı'nın bahçeleriydi, ama orası çok daha estetik. Zevk sahiplerinin inşa ettiği bir yer. Musiki şinasların orada kuş sesleriyle bir armoni yaptığı, şırıl şırıl suların akıtıldığı her tarafından, yarın göreceksiniz, havuzlar, sarmaşıklar halinde çiçeklerin bulunduğu bir yer. Yani ediplerin toplandığı, şairlerin okunduğu, sultanların şair ve bestekar olduğu bir dönem. Bize ne kadar uzak değil mi? Bir devlet başkanının şair, edebi, musiki şinas olması ne kadar uzak değil mi bize? Alışılmadık bir şey bu yani. Velhasılı kelam, bir Darro ırmağı akar şu vadinin arasından. Bu Darro ırmağı
bu iki tepeyi ayırır. Burada üç şey var. Cennet-el Arif'in, Elhamra Sarayı ve burada gördüğünüz El Beyzin Tepesi. Benim hoşuma şu gidiyor. Saray deyince illa ihtişam diye bir şeyi içeride doldurmayalım. Bugün dünya yöneten ülkenin sarayın adı Beyaz Saray ama çok ihtişam da yüklemiyoruz. Bir çalışma ofisi daha bize aklımıza geliyor değil mi? Evet, eğer ki bir şehir gerçekten orantılı bir şekilde iyi bir düzen, iyi bir yerleşim varsa saray onun kıvamı olabilir. Ama bugün Orta Doğu'da harabelerle dolu şehirler ama bir uçurum ihtiva eden kocaman saraylar. Kahire'yi gördünüz mü bilmem. Mezarlar ev olmuş. 3 milyondan fazla insan Mısır'da mezarlıklarda yaşıyor. Kapalı mezarlıklarda. İnanılmaz bir şey. 300-500 bini Kahire'de. Ama bir bakıyorsun tepeye muhteşem malikaneler. İşte bu adaleti. Ama burada göreceksiniz. Yarın oradan daha iyi göreceksiniz. Harika evlerle dolu bir şehir. En son kaymağı bir saray. Ha, saray altınlarla sarmalanmış değil. Belki basit malzemelerden sanatsal yönü çok yüksek bir saray. Bunu bilin Kireç. Malzemesi çok yüksek değil. Buna kıymet veren sanatı. Sanki bir orman bahçesi gibi ayetler, hadisler işlenmiş. Hele Yahya Kemal'in ifadesiyle yeryüzünde hiçbir yapı kapılarında, sövelerinde, çatılarında la galibe illallah gerçek faile veren, la faile illallah gerçek fail, gerçek galip, muzaffer, Allah'ı hatırlatan, bunu da yaptıran bir sultan Yusuf isminde. Uzun bir durgunluk döneminden sonra Müslüman emirler arka arkaya mağlubiyet, hezimet, küçüldükten sonra bir emir geliyor. Çok takvalı. Yusuf isminde. Yusuf bin Taşnin olsa gerek. O arka arkaya zaferler tekrar İslam'a soluk aldırıyor. Herkes onun şahsını öne çıkarınca o utanıyor, emrediyor. Her kapıya gerçek galibi hatırlatalım. Bir faniye fazla anlam yükleniyor diye her kapıya la galibe illallah yazdırmış o insanlar. Evet, akıllı insan. Başarıyla başı her, bütün liderlerin dönmüyor demek ki. Haddini bilen biliyor yani. Allah'ı bilen nefsini de biliyor. Nefsini bilen Allah'ı da biliyor. Evet, o saray Yahya Kemal'in çok sade bir kapıdan anlam veremiyorsunuz muhteşem bir aleme açıldığını. Yarın göreceksiniz bunu. Çok sade bir kapıdan bahçeler, çiçe geçmiş, koridorlar ve tabii ki bir Müslüman yaşam tarzına göre ayarlanmış. Harem, kadın, kızlar bayağı nazarlardan, kem gözlerden uzak ama kendi aralarında bir araya sıkça gelebilecekleri harem kısmı bir tarafta olacak. Elçiler salonuyla başlayacağız. Devlet görüşmelerinin yapıldığı yerler, vezirlerin, divanların oturduğu yerler. Böyle büyük bir saray. Akabinde de bahçeler. Yarın gideceğiz. Elbeyzin tepesinde de sokaklarda biraz salınırız. O güzel herkesin övdüğü sokakların bir kısmında yürürüz. Burası böyle. Biraz Endülüs Emevi döneminde hızlıca özettim. 8 asırın 711-715 arası fethi çok küçük Asturias denen, bugün Deportiva'nın bulunduğu nokta hariç her tarafı Müslümanlar aldı. Ama bu olaydan 40 yıl sonra bir devrim oldu. Abbasiler Emevilerin yerini aldı. Ondan sonra Abbasilerin bütün Maverü'n-Nehir'e kadar Abbasilerin oldu. Başkenti Bağdat, Küfe ve sonra Bağdat'a taşıdılar. Fakat burada karışıklık oldu. Meğerse Abbasilerin yok ettiği Emevi ailesinden bir çocuk kurtuldu, Abdurrahman. O geldi karışıklığın üzerine, Emevi hanedanından biri olduğu için ona halk ittiba etti askerler. Ve Endülüs Emevi dönemi başladı. Birinci Abdurrahman bu halife olarak değil, emir olarak devam etti. Kabul etti Abbasi halifeliği devam etsin. Daha sonra 3. Abdurrahman ben aynı zamanda halifeyim dedi, bir halifelik dönemi yaşandı. Fakat 1032'de Emevi hanedanı bitti. Bakın siz çok rastlayacaksınız Google'da, çok yanlış. Endülüs Emevilerin sarayı asla değil. Emeviler o 800 yılın yarısında bitti. Nasıl Selçuklu bitince 30'a 40'a Anadolu birbirine girdi, bir hanedan çok önemli. Burada 30'a 40'a bölündü. Daha sonra bir küçüldü, küçüldü. Sonra iki devlet gördü. Tarikat menşeli murabıtlar. O 70 yıl sürdü. Sonra o tarikat devletine tepkiyle muvahhidler. O da bir 100 yıla aşkın sürdü. O da bitti. O da bitti. Birbirinin Emevileri, özür diliyorum, Endülüs'ün Müslüman şehirleri düştü. Gezdiğimiz Kurtuba, Sevilla. Önce Sevilla, İspilye. Sonra Kurtuba düştü. Valencia falan düştü. Ve 1238'de Kırmızı Hanedan Nasiritler Ahmet isminde
Deli Ahmer ailesi, Kırmızı ailesi, Kırmızı oğulları ismi ilginç. Onlar bu Hırnata, Malaga, bu civarın reisleri oldu. Son kalan Müslümanlar ama uzun sürdü. Bak Türkiye Cumhuriyeti bile 100 yıl daha olmadı olmak üzere. Deli Ahmer 250 yıl sürdü. Ama kısa bir bölüm. Bazıları şuna şaşırıyor. Hocam çok ihtişamlı bir saray. Topkapı Sarayı asla bu kadar güzel değil. Topkapı Sarayı göreceksiniz. Hatta ben derim ki Atlantik'ten Hazar'a, Almanya'dan Nil'e dayanmış bir devlet bir Topkapı Sarayı kadar evimizdeki konforun olmadığı bir sarayken burası 3-4 tane ilden oluşuyor. Ama bir daha diyorum, materyali çok yüksek, altınlar yok. Ama sanatsal şeyi çok yüksek. Zaten göreceksiniz. Bu saray yapılır. Bu sarayda 250 yıl sürer ve en sonunda bir Malaga en son düştü. Bak oradan geldik. Aslında hep düşen şehirleri işledik. Ters oldu. İlk defa sizde bu en son kalan yere geldik. Bu ilginç. Çok aslında manidar oldu. Daha sonra baba oğul kavgası oldu. Son halife ondan önceki babasıyla kavga etti. Olay ne biliyor musunuz? Buranın Hürrem'i kaybetti. Buranın Hürrem'i olayı şu. Bir halife vardı. Bu halifenin kardeşi Malaga emiriydi, valisi. Kendisi bir de Abdullah isminde oğlu vardı. Bu adam İspanyol kökenli bir cariyeyle evlendi. Başka bir karısı daha vardı. Ondan olan oğluyla, İspanyol'dan olan oğlu arasında bir sıkıntı olacak. Tabii ki tat kavgası olma riski var. İlk karısı oğluna diyecek ki, oğlum elini çabuk tut. Çünkü baban o çocuğun annesini senin annenden daha çok seviyor. O kadının oğlunu senden daha çok seviyor. Eğer elini çabuk tutmazsan gidecek. Emirlik gidecek. Babası seferdeyken ihtilal yapacak. Orayı ele geçirecek. Taht savaşları insanlık tarihindeki savaşta ölenlerin yarısıdır. Bunu bilmezsek niye o öyle yaptı deriz. İnsanlık tarihinde diyelim, atıyorum, 5 milyar insan savaştan öldüyse 2,5-3'ü taht savaşından ölmüştür. Bütün insan. 100 yıl savaşından ölmüştür. Tamam mı? Velhasılı kelam, babası kuşatacak, babası Elbeyzin'i ele geçirecek. Uzun bir savaş. Gitgide yıpranacaklar. Daha sonra baba kaybedecek olacak. Buranın Hürrem'i de kaybedecek. Çünkü buranın Hürrem'i sonra Kanuni'nin ikincisi Hürrem. İlk karısı değil, ikinci karısı Hürrem. Anladınız mı? İlk karısına olan Mustafa kaybediyor. Ama burada ilk karısının şeyi kazanıyor. Uzun mesele nedir? Sonra Müslümanlar zayıflayacak ve akabinde beklenmedik bir şey olacak. İki güçlü, bugün İspanya diyoruz ama iki güçlü Hristiyan birlik vardı. Biri Aragon, biri Kastilya. Ve Kastilya ile Aragon'un kralları küçük yaşta beşik bir evlilik yaptırıyor oğluyla kızını. Kastilya daha güçlü, Isabel ismindeki kızla Aragon'da Fernando ismindeki oğlunu küçük yaşta evlendiriyor. Amaçları büyük. Hakikaten de babaları ölünce de bu evlilik büyük bir güce dönüşüyor. Burada büyük bir güce dönüşüyor. Ve bu güç de aynı zamanda kendi ülkelerinin kral kraliçeyi devam ediyor. Aynı zamanda birleşik ordu kuruyorlar karı koca. Burayı çok uzun kuşatıyorlar. İlk kuşatmalar da hep başa. O sırada buradan da sürekli Osmanlı'ya yardıma gidiyorlar. Endülüs'te ağıt şiiri o dönem yazılıyor. Sultan Beyazıt'a, Fatih'in oğluna tertemiz kızların başına gelenler anlatıyor. Acılar, korkunç acılar anlatılıyor. Ve en sonunda Müslümanların Osmanlı'da büyük bir donanma gücü yok. Daha sonra donanma güçlenecek Osmanlı'nın. Burası çok uzak. Eski dönemlerde rüzgarla gelinebiliyor. Çok zor yani buralara gelmek. Velhasıl ve en sonunda burada, eğer biz ilk oteli tutsaydık Santa Fe'ydi sana gösterdim. Orada bir anlaşma yapılacak. Bu anlaşma da şu. Müslümanların mahallelerine girilmeyecek. Dini, iktisadi, hürriyetleri ve kendi içindeki şeriat kanunları devam edecek. Sözüyle anahtarlar teslim edilecek. Daha sonra burada Babattallah, yani Ebu Abdullah isminde bir tepe var. Şöyle bir rivayet edilir. Arkaya bakıp ağlamaya başlar son emir Abdullah. Babasına karşı taht savaşı açmış olan. Ağlamaya başlar. Bir rivayet ederler ki annesi ona, erkekler gibi savaşamadı bari kadınlar için, bir de ağla. Bilemiyorum. Doğru yanlış.
Melhasıl ve burası kaybedecek. Ve kısa bir süre... He, şunu diyecekler anlaşmada. Burada Müslümanlar Yahudileri de koruma isteyecekler. Asla. Katolik inancında Yahudi tanrı katilidir. Yahudilere asla kabul edilmez. Avrupa'da ticaretlerine ihtiyaç vardır. Fakat onları dışarıda gettoda tutarlar. Burada asla kabul etmez. Onun için Yahudilerin hemen çıkması gerekiyor. Portekiz'dekiler de kuzeyden. Müslümanları da kısa bir süre sonra anlaşmayı bozacaklar. Kısa bir süre sonra bozacaklar. Biliyor musunuz Müslümanlar Kudüs'ü aldığı zaman Hazreti Ömer Kudüs'ü teslim eden Hristiyanların bütün anlaşmasını kabul eden Müslümanlar tek bir Hristiyanların istediği anlaşmayı çizmiştir. Bunu biliyor muydunuz? Kudüs Hazreti Ömer geri alırken. Geri alırken yanlış oldu. Alırken. Hangi anlaşma biliyor musunuz? Hristiyanlar buraya Yahudi sokmayacaksınız şartı koymuştur. Müslümanlar onu kabul etmiştir. Ve Yahudiler 600 yıl sonra. Ya keşke tarihimizi bu yönünü bilse. Birlikte yaşam alanı açan. Bak siz gördünüz. Benim anlattığım hikaye değil. Her yerde Yahudi mahallesi. Burada da Yahudi mahallesi. Velhasılı kelam. Yahudilerin kaderi ilginçtir. 800 yılın başında da buraya çağırmışlardı ya. Zulüm geçiyordu. Sonunda da. Bu çok değerli ya. Bu savaşlardan daha değerli. Zaferlerden daha değerli. Velhasıl burası teslim edilecek. Ve Müslümanlar 120 yıl yaşayacak. Dışarıda Rodriguez, evin içinde Ahmet Mehmet, acıklı hayat. Sadece bir 60 yıl sonra bir isyan başlayacak. Granada isyanı. İspanyollar hızla ezecek. Kaçan Müslümanlar Ronda'ya saklanacak. Ronda'da iyi savunma yapacaklar. İki defa o tepede püskürtecekler, o yüksek tepede. Orada Müslümanların tekrar camiler açılacak. Medreseler tekrar açılacak. Hatta dedeler, nineler, işte bizim dönemimiz böyle bir dönemdi diyecek. Ama o dönemde bitecek. Üçüncü bir İspanyol ordusunu kaldıramayacak. Osmanlı'dan da bir donanma, Kılıç Ali Paşa ile Malaga açıklarında fırtınada bir kısmı yapacak. Yardıma gelinemeyecek. Yardıma. Sadece bir 400 yeniçeri gelmiş. O da çok yetmemiş. Böyle bir acıklı hikaye. Burası Elhamra Sarayı'na gelecekler. İzabel'le büyük törenlerle buraya alacaklar. Onun oğlu, bizim Şarken diye bildiğimiz Sultan Süleyman'la mücadele eden Şarken var ya, ama Sultan Süleyman karşısına çıkmayan, hani o orduyla Sultan Süleyman çıkmıştı, kaçmıştı. İşte onların oğlu şeyidir, torunudur o. O şu ortadaki var ya dörtgen. Aslında sarayın yapısına uymuyor. Göreceksiniz. Hipodrom şeklinde onu yaptıracak. Onu yaptıracak. Onun dışında bu yapı daha sonra terk edilecek. Örümcekler, ağlar, daha sonra da Napolyon orduları 200 yıl önce İspanya'yı fethedecek. Kardeşi Joseph İspanya kralı yapacak. Sonra İspanyolların ders kitabının Kurtuluş Savaşı diye geçince bilin ki Napolyon'un Fransa'sına karşı Kurtuluş Savaşı'dır. O Kurtuluş Savaşı denilen şey de kazanacaklar. Fransızlar burayı terk ederken, burayı cephane yapmıştı. Napolyon buraya havaya uçurun diye emredecek. Fakat son anda dinamitlerin bir kısmını iptal edecek, bir kısmı patlayacak. Harabe uzun süre. Sonra Amerikalı Irwin isimdeki en büyük sarayda bir bilim adamının öncülüğünde bu saray tekrar inşallah hale getirecek. Elhamra'nın hikayesinin gerisinde yarısı. Abi.